Merhabalar 1. Sınıfı. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün sizlerle Türkçe dersindeyiz. Sizlere verdiğim ödevleri bir de birlikte bakalım diye düşünüyorum bugün. Çünkü özel noktalar böyle. Dikkat etmemiz gereken şeyler var. Onları bir hem de tekrar ederiz. Hem de siz de doğru yanlışlarınıza bakmış olursunuz. Evet, ilk verdiğim sayfa burasıydı. Ünlem işaretiydi. Bakın şurada Ünlem işaretini anlatıyor. Biz zaten bunu önceden de işlemiştik biliyorsunuz. Sevgi, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Nelerin sonuna konuyordu? Sevgi, korku, heyecan, şaşkınlık gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna konuyordu ünlem işaretleri. Bakın örnek vermiş. Eyvah, sel geliyor. Eyvah, sel geliyor. Cümle her iki şekilde yazılabilir diyor. İşte dikkat etmemiz gereken nokta bu tamam mı? Ünlemi kullandığımız zaman cümle iki şekilde de yazılabiliyor. Ya hani eyvah, hey, oh, ah gibi şeyler var ya hani ünlem olduğunu belli eden. Ya onlardan sonra virgül koyuyorsunuz. Bakın eyvahtan sonra virgül var. Ve sonuna ünlem koyuyorsunuz. Ya da eyvahtan sonra ünlem koyup sonuna nokta koyuyorsunuz. Çocuklar ikisi de doğru. İkisi de olabilir. Sizin burada dikkat edeceğiniz şey nedir? Ünlem koyar şey virgül koyarsanız sonra küçük harfle devam edersiniz. Ama ünlem koyarsanız büyük harfle başlarsınız. Siz bunu biliyorsunuz ben öğretmiştim. Bu çalışmada buna dikkat edeceğiz tamam mı? Şimdi aşağıya doğru iniyorum. Diyor ki zaten birinci soruda aşağıdaki cümlelerde parantezle gösterilen şu iki tane yuvarlak parantez onun adı yay ayraç da deniyor ama bu kitapta parantez olarak kullanmış. Parantezle gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Bakın şimdi uygun noktalama işaretini koyacağız. Ne diyor cümlede? Yaşasın, tatile gidiyoruz. Bakın burada bir yaşasın, bir bağırma var, bir sevinç var değil mi? Hangi noktalama işareti gelecek? Evet, ünlem gelecek. Ama ünlem buraya mı gelecek, bu parantezlerin arasına mı yoksa sona mı gelecek? Sizce hangisine gelecek? Düşünün bakalım. Evet çocuklar, bu örnekte ünlem ilk paranteze gelecek. Neden diye sorarsanız, yaşasından sonra bakın tatile diye büyük harfle başlamış. Buraya virgül koyarsak büyük harfle başlayamayız ki. O yüzden buraya ünlem koyacağız. Şöyle yapayım size. Ünlem koyayım. Hemen şöyle. Evet, yaşasın. Tatile gidiyoruz. Sonuna da ne koyacağım? Nokta koyacağım. Hemen noktamı yapıştırdım. Evet, bakın. Bunu böyle olacaktı. Yaşasın. Tatil'e gidiyoruz. Önce ünlemi koydum, en sonuna da noktayı koydum. Yani buraya virgül, sonuna ünlem de koyabilirdim ama bu cümlede olmaz. Neden? Çünkü yaşasından sonra büyük harfle başlamış ve virgüllerden sonra asla büyük harf olmaz, tamam mı? Şimdi ikinciden devam ediyorum. Eyvah, yangın çıktı demiş. Hmm, gayet kolay. Eyvah'tan sonra virgül koymuş, yangın çıktı demiş. Burada bir eyvah dediğine göre en sonunda ne koyacağız? Evet ünlemi buraya koyuyoruz. Burada bir telaş var çünkü değil mi? Telaşlanmış. Ünlemi sonuna yapıştırdık. Gelelim sıradakine. Burada da demiş ki imdat boğuluyorum. Hmm, yine ünlem kullanacağız ama başta mı? Yani imdattan sonra mı? Cümlenin en sonunda mı kullanacağız? Çocuklar imdattan sonra kullanacağız. Çünkü imdattan sonra boğuluyorumun B'si, B'si büyük harfle başlamış. Eğer buraya virgül kullanırsak o zaman büyük harfle başlayamaz. O yüzden buraya ünlem kullanacağız. Ben size söylemiştim. Noktadan, ünlem işaretinden ve soru işaretinden sonra büyük harfle başlanır. Ama virgülden sonra büyük harfle başlanmaz. Hemen buraya ünlemimizi koyduk. Ee, i̇mdat. Boğuluyorum demiş. Sonuna da ne koyarız o zaman? Tabii ki noktamızı koyarız. Aferin, koyduk. Aferin emre öğretmen sana. Şimdi gelelim sıradaki e, cümlemize. Hikaye kitaplarını nereden aldınız? A, ben burada sadece şey olacak sanıyordum. E, söyleyin şunu, ünlem olacak sanıyordum ama burada ünlem değil. Ne konur bunun sonuna? Hikaye kitaplarını nereden aldınız? Hangi noktalı mı işareti konur? Evet, soru işareti konur. Çünkü burada bir soru anlamı taşıyan bir cümle var. Oh, kocaman geldi soru işareti Neredeyse parantezin içine zorla sığdı. Ama sığdı. Sıradaki cümleme bakalım. Miraç diyor. Hmm, bizim sınıfımızda da Miraç var değil mi? Miraç'ın dedesi İstanbul'dan gelmiş. Hmm, bunların arasında... Hangi noktalı mı işaretleri? Miraçın yani, Miraç ın demiş. Yani Miraç'ın sonuna bir ek gelmiş. Miraç'ın olmuş ve onu ayırmış. Neyle ayırıyorduk böyle özel isimlere gelen eklerimizi? Biz ne koyuyorduk yanına? Böyle tepeden virgüle benzeyen bir şey. Neydi onun adı? Kesme işaretiydi. Buraya bir kesme işareti yapıştırdım. Şöyle Miraç'ın dedesi İstanbul'dan Gelmiş demiş. İstanbul'dan. Bakın İstanbul'da bir özel isim. Yer isimleri de özel isimde. Hep büyük harfle başlardı. Dan ekini almış. Onu da aynı şekilde yukarıdan kesme işaretiyle ayırmam gerekiyor. Ve hemen ben bunu ayırdım şu şekilde. E, Miraç'ın dedesi İstanbul'dan gelmiş. Sonuna ne olur? Cümlelerin sonuna, normal cümlelerin sonuna ne geliyordu? Hangi noktalı bir işareti gelirdi? Nokta gelirdi. Sonuna da noktamızı koyduk. Güzel oldu. Heh. Şimdi gelelim sıradaki cümlemize. Of ödev yapmaktan çok sıkıldım. Herhalde bu karantina döneminde en çok kurduğunuz cümlelerden bir tanesi. Ben duyuyorum bazılarınız ödev yapmaktan sıkılıyormuş. Biraz haklısınız ödev yapmaktan, sıkılmaktan. Hiç görüşemiyoruz, konuşamıyoruz, sınıfta ders işleyemiyoruz. Sadece ödev ödev. Evet bir miktar sıkıcı olabilir ama bu da bizim görevimiz eğer ödevlerimizi yapmazsak okula döndüğümüzde belki de her şeyi unutmuş oluruz. Her şeyi unutmak istemezsiniz. Bunu da biliyorum. Cümlemize bakalım tekrar. Of, ödev yapmaktan çok sıkıldım. Burada bir of diyor. Hani bir sıkılma var bak. Of, ah, oh, eyvah, yaşasın. Yani ne işaret var? Ünlem var. Değil mi? Ünlem işareti olacak. Acaba ünlem burada mı ilkinde mi olacak? İlk boşlukta mı? Sonda mı? Çocuklar ilkine ünlem koyduğunuzu düşünün. Of ödev yapmaktan çok sıkıldım. Ünlemden sonra cümleler nasıl başlardı? Büyük harfle başlardı değil mi? Ama bakın burada ödevin ö'süne küçük harfle başlamış. Demek ki buraya ünlem koyamayız. Ama bu cümlede de bir yere ünlem koyacaksak nereye koyarız? Sonuna koyarız. Hemen sonuna ünlemi yapıştırdık. E buraya ne koyarız o zaman? Sonunda ünlem oluyorsa araya bu o of ah eyvah'tan sonra virgülü koyabiliriz hemen virgülü koydum sizin için. Yavaş mı gidiyoruz biraz? Biraz bayağı uzun olacak gibi bu video. Neyse devam edelim bakalım sıradaki cümlemize. Siz de mi Konya'da yaşıyorsunuz? Siz de mi Konya'da yaşıyorsunuz? Bu ne cümlesi? Evet bu bir soru cümlesi. Bir kere sonunda kesinlikle soru işareti olacak. Koydum. Siz de mi Konya'da yaşıyorsunuz? Bakın Konya özel bir isim. Yer isimleri özel isimdir. Büyük harfle başlar. Konya'da hani onun sonuna bir ek gelmiş. Bir şeyler yazılmış sonuna. Onu neyle ayırıyorduk? Ekleri kesme işaretiyle ayırıyorduk. Hemen kesme işaretiyle ayırdım. Siz de mi Konya'da yaşıyorsunuz o oldu. Son cümlemize geçiyoruz bu etkinlikteki. Yaşasın. Yarışmayı ben kazandım. Bu cümlede ne var? Sevinç var değil mi? Yaşasın diyor böyle. Sanki bağırıyor. Ee, bir ünlem işareti gerekli. Peki ilk boşluğa mı? İkinci boşluğa mı ünlem işareti gerekli? İlkine koyarsak yarışmayı küçük harfle başlayamaz. O yüzden ilkine koymayacağız. Sonuna koyacağız bunun. Eğer ki burada yarışmayı kelimesi büyük harfle başlasaydı evet ilkine koyabilirdik. Ama küçük harfle başlamış. O yüzden buraya koyabileceğimiz tek şey virgül. Çünkü virgülden sonra cümle küçük harfle yoluna devam eder. Özel bir isim gelmiyorsa tabi. Bu kısım bu şekilde etkinliklerde. Yan tarafa bakalım. Hadi gelin şimdi yan taraftakileri de alayım. Kendimi de biraz sayfada gezdireyim kendimi de bu tarafa alayım. İkinci soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden sonuna ünlem işareti konulması gerekenlerin başındaki kutuya tik. Buna tik deniyor çocuklar. Yani onaylama işareti gibi, doğru işareti gibi koyunuz demiş. Evet koyalım bakalım. Ünlem işareti hangisine koyacaksak ona tik koyuyoruz. Öğretmenim birden karşıma çıktı. Bu bir cümle. Hani normal sıradan bir cümle. Buna tik koymuyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Eyvah! Kaza oldu. Evet. Değil mi? Bir hani korku var burada biraz da. Hem şaşırma hem korku bir üzülme var. O yüzden buna bir tik işareti koyduk. Ay, her yere tik işareti koymaya başladım. Pardon. Eyvah kaza oldu. Alt tarafa geçiyorum. Sıradaki cümlede ''Yaşasın, okuma yazma öğrendim.'' demiş. Bakın burada da bir sevinç var. ''Yaşasından sonra virgül, okuma yazma öğrendim.'' Sonuna bir de yanlışlıkla nokta koymuş. Çocuklar gördünüz mü? Bakın nokta olur mu hiç bunun sonuna? Yanlışlıkla koymuşlar. Onun sonuna ünlem koymamız lazım. O yüzden ünlem koyulan işaretlere tik koyuyorduk. Buna da tikimizi yapıştırdık. Sıradaki cümlede ''Özge kazığını nereden almış?'' Bu bir soru cümlesi, soru işareti olur. Bizi yormayın boşu başına. Sıradakine bakalım. İmdat. ip kopuyor. Düşüyorum. Hmm, bir korku var. Bakın imdat diye bir çağrı, bir bağırma var değil mi? Bunun sonuna kesinlikle ne konur? Ünlem işareti konur. Ünlem işaretini o yüzden koyacağım için tikimi de başına koydum. Bize öyle demişti. Ünlem işareti koyacaklarınıza tik koyun demiştim. Gelelim sıradaki cümleye. Ağaca yaslanmış dinleniyordu. Var mı ünlem işaretlik bir şey ya da soru da yok. Normal bu nokta bunun sonuna. Sıradakine bakalım. Hiç tiyatroya gittiniz mi demiş. E, bu da yani sıradan bir soru cümlesi soruyor. Hiç tiyatroya gittiniz mi? Bana sorulduğunu düşünelim. Evet ben tiyatroya gitmeyi çok severim diye cevaplayabilirim. Demek ki bu bir soru cümlesi. Buna da tik koymuyorum. Son cümleye baktığımızda hey çabuk buraya gelin. Hmm, bakın birisini çağırıyor, bir sesleniyor, bağırıyor, hey gidiyor ve virgül koymuş sonra. Sonuna ne gelir o zaman? Evet çocuklar ünlem işareti gelir sonuna. O yüzden başına tikimi koydum. Bu sayfa böyle olsun. Daha ardına bir sayfa daha koyacaktım ama baktım ki video çok uzayacak. Sadece bu sayfayı yapmış alalım tamam mı? Ee, ünlem işareti bu şekilde. Bir tekrar yapalım şu en başa açalım. Ünlem işareti kullanılan cümlelerin ya sonuna ünlem işaretini koyuyoruz en sona, arada os eyvah ah oh'dan sonra virgül koyuyoruz. Ya da onlardan sonra ünlem koyup en sona nokta koyuyoruz. İki şekilde yazılıyor ünlem işareti olan cümleler. Tamam mı? Bunu unutmayın. Kendinize dikkat edin. Bir sınıfı sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın.